Merhabalar, ben operatör Doktor Güngör Marım. Bugün size böbrek taşlarından bahsedeceğim. Öncelikle böbrek taşları nasıl tespit edilir? Hastada ne tür şikayetler olabilir? Onunla ilgili bilgi vereyim. Özellikle ani başlayan yan ağrısı sağ veya sol tarafta, idrarının renginin koyulaşması, çay rengi dediğimiz hale gelmesi, yani idrarda kanama olması, bulantı, kusma, hafif bir ateş basması ve şiddetli bir ağrıyla hastalar genelde acile başvururlar bu şekilde ve acilde yapılan ilk tetkikleri sonrası hastanın bir üroloji uzmanına gitmesi gerektiği söylenir ve biz bu şekilde hastalara tanı koyarız. Şimdi tanı koyma yöntemlerimiz nelerdir? En basit bir idrar tahlili, ultrason, direkt üriner sistem grafisi veya tomografi ile tanıyı koyduktan sonra biz öncelikle taşın boyutunu, yerini tespit ediyoruz. Çünkü buna göre yapacağımız tedaviler değişiyor. Taşla ilgili tedaviler şunlardır. Bir tanesi çok küçük taşlar. Kendiliğinden düşebiliyor zaten. Belli bir süre beklendikten sonra, bir hafta 10 gün süre beklendikten sonra düşebiliyor. İkincisi, ses dalgasıyla kırma dediğimiz, ESVL dediğimiz yöntemle taşlar kendiliğinden düşebiliyor. Aslında burada ESVL dediğimiz yöntem, hastanın taşı kendiliğinden düşürmesine yardımcı bir yöntemdir. Ses dalgasıyla bu taşı kırarak, küçültmeye çalışarak bu şekilde hastalar kurtulabiliyor taştan. Üçüncüsü de endoskopik girişimlerdir. Endoskopik girişimler de taşın boyutuna ve yerine göre değişmekle birlikte idrar yolundan normal yoldan girilip endoskopik cihazlarla, lazerle taşın kırılıp çıkarılması veya işte yan tarafından, lomber bölgeden 1 santimlik bir insizyonla girilip böbreğin içine oradan taşın kırılıp çıkarılmasıdır. Tabii bir de açık cerrahiler vardı. Çok önceden açık cerrahiyle de yaptığımız tedaviler vardı ama artık bunlar çok az bir hastaya bunları öneriyoruz. Taş hastalığı önemlidir. Tabii ağrı yaptığı zaman hasta hekime hemen başvuruyor ama önemli olan aslında burada taşı olup da ağrısı olmayan hastalar çok önemli. Bunlar farkında olmadan böbreklerini kaybedebiliyorlar. Taş ne yapabilir bir insana? Bir enfeksiyona neden olabilir, ağrıya neden olabilir, böbrek fonksiyonlarını bozabilir, idrarda kanamaya neden olabilir ve bu şekilde zarar verebilir. O yüzden mutlaka hastanın, özellikle taş hastalığı olan ailesinde taş hastalığı olan hastaların rutin kontrollerini yaptırmasını öneriyoruz. Ben bir de genç bayanlar için şöyle bir önerim var. Ailesinde veya geçmişinde taş hastalığı olup evlenip gebe kalmaya çalışan hastaların mutlaka gebe kalmadan önce bir ürolojik kontrolden geçip daha sonra gebe kalmalarını öneriyorum. Çünkü gebelik sürecindeki taş tedavimiz bayağı zorlayıcı oluyor. Hasta açısından daha riskler daha fazla oluyor. Hem kendisi hem bebeği için. O yüzden rutin kontrol çok önemli taş hastalığında. Tabii taş olmaması için de insanların, hani hastalarımızın bol su içmesini öneriyoruz. Bir de günlük bir tane limon öneriliyor. Bu bilimsel bir bilgi. Bu taş oluşumuna engel oluyor. Bunun dışında işte daha farklı alternatifler ve ilaçlar da var. Bunları da önerebiliyoruz bazı hastalarımıza. Bir de bazı tetkikler yapılarak hastanın taşının neden olduğunu tespit edebiliyoruz. Bunu tespit ettiğimizde de bu taşın oluşmasına engel olabiliyoruz. Yine son sözü, rutin kontrollerinin aksatılmamasını, senede bir mutlaka bir radyolojik veya ultrasonografi ile kontrol edilmesi gerektiğini öneriyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.